Uyuşturucu ve bağımlılığın kişiye ve topluma zararları. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın. İşlerinizi iyi yapın. Şüphesiz Allah iyi iş yapanları sever buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine ve kıyamete kadar ihsan ile tabi olanların üzerine olsun. Allah Teala insanı diğer tüm canlılardan farklı yaratarak yükümlülük sorumlusu ve düşünme ile teemmülün temeli olan akıl nimetini vermiştir. Allah bu nimeti ihmal etmiş ve hakkını yerine getirmemiş olanları yermiştir. Yüce Allah farklı ayetlerde şöyle buyurmuştur. Akıllanmaz mısınız? Düşünmez misiniz? Onları ancak bilenler anlayabilir. Size akledersiniz diye açık açık deliller anlattık. Ve bunlar da akıl sahipleri için ibretler vardır. El-Hasan Al-Basri şöyle demiştir. Zihin satın alınır olsaydı, İnsanlar fiyatını arttırırlardı. İnsan bozacağı şeyi satın alması ne tuhaftır. Akıl düşünce ve algının İslam'da yüksek makamları olduğu için akıl çeşitli yollarla korunup ona zarar veren ya da onun kaybına yol açan ve sarhoşluk veren her türlü madde yasaklanmıştır. Allah Teala, ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sahabelere şöyle demişti. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymamak, zina etmemek, hırsızlık yapmamak, sarhoşluk veren bir şey içmemek üzere bana biat ediniz. Hadisteki sarhoşluk veren bir şey içmemek ifadesi, şarabın adı ne olursa olsun, ister içme, ister koklama, ister de iğne yoluyla sarhoşluk veren her şeyin haram olduğunu gösterir. Peygamber Efendimiz, zaman, yer, durum ve kişiler değişirse değişmeyen sabit bir kural koymuştur. Bu kural, şarap ya da sarhoşluk veren her türlü şey için geçerlidir. Efendimiz şöyle demiştir. Her sarhoşluk veren şey şaraptır ve her sarhoşluk veren şey haramdır. Bir kimse şarabı dünyada içer de ona devam ederek tövbe etmeden ölürse ahirette onu içmez. O halde uyuşturucu ve benzeri sarhoşluk ve bağımlılık yapan yeni ortaya çıkmış maddeler dini metinlerde açıkça isimleri belirtilmemiş olsa da haramdır. Efendimiz diyor ki, çoğu sarhoş eden içeceklerin azı da haramdır. Ve başka bir hadiste şöyle demiştir. Ümmetimden bir takım insanlar şarabı mutlaka içecekler. Ona isminden başka bir isim takacaklar. Şarap içmek, onu satmak veya öğretmek gibi şaraba yaklaşmanın nefretini uyandırmak için Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Şaraba, onu içene, sunana, satana ve alana, onu üzümden sıkıp çıkarana, onun sıkılıp çıkarılması için emir verene, taşıyıcısına, kendisine getirilen kimseye Allah lanet etsin. Ve başka bir hadiste, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, üzerinde şarap içilen bir sofraya oturmasın buyurmuştur. İslam'da uyuşturucuların bağımlılık yaptığı, mal kaybına yol açtığı, sağlığa ve topluma zararlı olduğundan dolayı yasaklanmıştır. Ayrıca şarap aklı kaybeder, itibar ve mertliği giderir. İşte Ebu Bekir cahiliye devrinde, şarabı hiç içmeyip kendine haram kılmıştır. Bunun nedeni sarhoş bir adama uğrarken
Onun kendi eliyle dışkıyı tutup ağzına yaklaştırdığını ve kokusunu alınca uzaklaştırdığını görmüştür. Üzerine Ebu Bekir, bu adam ne yaptığını bilmiyor demiştir. Dolayısıyla şarabı kendine haram kılmıştır. Aktarıldığı üzere Resulullah'ın ashabının hazır bulunduğu bir mecliste Ebu Bekir'e cahiliye vaktinde hiç şarap içtiniz mi diye sordular. O da Allah esirgesin diye yanıtladı. Sonra neden diye sordular. İtibarımı korumak ve edebimi sakınmak için. Kim ki şarap içer, itibarından ve edebinden olur diye yanıtladı. Bu durum Resulullah'ın kulağına gitti ve Ebu Bekir doğru söz söylemiş. Ebu Bekir doğru söz söylemiş diye iki kez tekrarladı. Hiç şüphe yok ki, gerçek şunu vurguluyor. Uyuşturucu bağımlılığı, ailenin çöküşü ve üyelerinin sapmasına, kullanan kişinin değerleri ve duygularının kaybolmasına yol açar. Dolayısıyla toplumda taciz, boşanma oranları artışı, aile parçalanması gibi birçok olumsuz olay yayılır. Neticede hırsızlık, cinayet ve tecavüz gibi suçlar ortaya çıkar. Zira müptelanın işlediği cinayetlerin sonuçlarını umursamıyor. Onun tek derdi bir şekilde bir yolla uyuşturucu maddeleri almaktır. Uyuşturucular ne kadar savaş başlattı? Ne kadar zengini fakir haline getirdi? Ne kadar sağlıklı insanı hasta etti? Ne kadar karı koca birbirinden ayırdı? O zararların başı ve tüm kötülerin anahtarıdır. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah bana şu vasiyette bulundu. Şarap içme. Çünkü o her kötülüğün anahtarıdır. Hazreti Osman'dan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir. İçkiden uzak durun. Çünkü içki kötülüklerin anasıdır. Uyuşturucu ve bağımlılık eğitimsel, ahlaki, sosyal ve ekonomik gerilemenin en güçlü sebeplerindendir. Üstelikle kaygı, depresyon, sinir ve psikolojik stresi, hafıza bozukluğu, unutkanlık, içe dönüklük, yalnızlık ve hayal kırıklığı ve şizofreni gibi birçok hastalığın da nedenidir. Bu yüzden bu ölümcül tehlike ile yüzleşmemiz ve karşı durmamız gerekir. Bilelim ki gençleri uyuşturucular ve bağımlılık yoluyla hedeflemek, ülkeyi de hedeflemek, güçlü unsurlarını zayıflatmak ve asil değerlerin ve iyi ahlakın yıkılması demektir. Çocuklarımızın bağımlılık ve uyuşturucuların tuzağına düşmemeleri için aile, okul, dini kurumlar ve medya araçları bilinçlendirme ve yönlendirme sorumluluğunu yerine getirmeliler. Çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel sağlığı, paraları ve sahip oldukları her şeyi bu tehlikeden korumak için birlikte çalışmalıyız. Ayrıca güzel ahlaka, gelişme ve ilerleme kabiliyetine sahip ve vatanını kuşatan, tehlikelerden haberdar olan bir nesil yetiştirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi, son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. İslam kardeşleri, bu yıl su tüketimi tasarrufu haftasının başlatılması vesilesiyle kendimize Allah'ın bize bağışladığı en yüce nimetlerden olan su nimetini hatırlatırız. Su, hayat temelidir. Büyüme ve refahın en önemli kaynağıdır. Yüce Allah buyurmuş ki, bütün canlıları sudan meydana getirdik ve başka bir ayette yeryüzünü görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır, her güzel bitkiden çift çift yetiştirir. İslam su nimetine büyük özen gösterdi. Onu iyi bir şekilde kullanmamızı emretti.
ve tüketimini tasarruf etmemize teşvik etti. Aksi takdirde israfla kullanılması başkalarının haklarına saldırı ve haksızlık olduğu belirtildi. Rivayete göre bir adam Resulullah'a gelip, "Ya Resulallah, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Resulullah'a da bir kap su isteyerek ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkadı. Başına meshetti, şehadet parmaklarını kulaklarına sokarak uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla dışlarını meshetti. Daha sonra ayaklarını 3'er kere yıkadı ve akabinde de Efendimiz, "İşte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kendisine kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurdu. Bir gün Sa'd bin Vakkas abdest alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanından geçti ve "Bu israf nedir?" buyurdu. Sa'd de "Abdestte israf var mı?" diye sorunca Resulullah, "Akan bir nehir üzerinde bile olsan evet abdestte israf vardır." buyurdu. İslam suyu halkın ve insanın hazinesi olarak görüyor. Su herkesin hakkıdır ve kimse sudan mahrum olmamalı. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İnsanlar şu 3 şeyde ortaktırlar. Su, ot ve ateş. Suya önem vermekle ilgili Hazreti Peygamberimiz şöyle demiştir. Kim bir su kuyusu kazar, ondan insandan, cinden, yırtıcı hayvandan ve kuştan bir canlı içerse, Allah kıyamet günü ona ecir verir. Yine de başka bir hadiste şöyle buyurmuştur. 7 şey vardır ki, ecri insan öldükten sonra da kabrinde olduğu halde kendi hesabına yazılmakta devam eder. Bir ilim öğretmek, bir ark açmak, bir kuyu kazmak, hurma ağacı yetiştirmek, mescit yaptırmak, mushaf miras bırakmak, ölümünden sonra kendisine istiğfar edecek salih evlat bırakmaktır. Son olarak suyun kirletilmesi, onun israf edilmesi veya korunmaması Allah'ın yasakladığı bozgunculuk biçimlerindendir. Allah Teala "Düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin." buyurmuştur. Bir damla su hayat demektir. Çok değerlidir. Onu kaybetmek, korunması gereken değerli kaynakları kaybetmek demektir. Bunun için hepimiz bu nimeti koruyarak şükretmeliyiz. Halbuki nimeti şükretmek onun devamı ve artması için bir sebeptir. Allah Teala "Şükrederseniz andolsun size karşılığını artıracağım." buyurmuştur. Allah'ım ülkemizi, halkını, gençliğini, ordusunu, polisini, varlıklarını ve tüm İslam alemini koru ve bizi tüm kötülüklerden muhafaza et.